Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tefal'in Easy Fry fritöz kutu açılışını yapacağız. Videomuza başlayalım. Kutumuz bu şekilde geldi arkadaşlar. Kapalı paket olarak. Bu Tefal'in Easy Fry'i bildiğiniz üzere bir önceki videomda Samsung'un Jetbook isimli süpürgesini almıştık. Bu Tefal'in Easy Fry'i de oradan geldi hediye olarak. Şimdi bunun kutu açılışını yapacağız. İçinden neler çıkıyor onlara bir bakalım. Şimdi kutumuzu açmaya başlayalım. Gelen ürün bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kutunun içinden neler çıkıyor onlara bir bakalım ilk önce. Şimdi kutumuzu açalım. Bakalım kutumuzdan neler çıkacak. İlk başta kullanım kılavuzları çıkıyor. Bir tane içine ızgarası çıkıyor. Şurayı bir kaldıralım. Ürünümüz kutunun altında. Ürünümüzü çıkarıyoruz. Kutunun içinde başka bir şey kalmadı. Gelen ürünümüz bu şekilde. Şimdi üstündeki etiketleri sökelim. Ürünümüz 2'in 1 olarak geçiyor. Hem air fry özelliği var, hem ızgara özelliği var üstünde. 4.2 litrelik versiyonu. 80 ila 200 derece arasında pişirme sıcaklığı var. Ürünün toplam gücü 1550 watt. Şimdi kapağın içine bir bakalım neler var. Şurasını açalım. İçini görelim. İçi şu şekilde. Etiketi sökelim değil mi? Etiket var. Etiketi söküyoruz arkadaşlar. Gelen ızgaramız bu şekilde. Şimdi ürünümüzün elektriğini takalım. Bir ekranını falan görelim. Neler var, neler yok. Onlara bir bakalım. Açılış elektriği verdiğimizde bu şekilde. Şimdi ürünümüzü açalım arkadaşlar. Dokunmatik bir ekranı var. Ürünümüz açıldı. Bu menüden ısı ayarlarını yapabiliyoruz. Maksimum 200 dereceye kadar. Minimum da 80 dereceye kadar. Buradan zaman ayarını yapabiliyoruz. Yükseltip alçaltabiliyoruz. Burada da 8 tane otomatik pişirme menümüz var. Patates seçtik. 25 dakikaymış. Ve 200 derecede pişireceğini söylüyor. Nuggetlar, tavuk, pizza, et, balık, sebze ve kek türevleri. Buradan air fryer seçiyoruz. Buradan ayarlarımızı yapabiliyoruz. Sıcaklık ayarı ve zaman ayarını yapabiliyoruz. Buradan da ızgara modunda size kalmış istediğiniz kadar pişirebiliyorsunuz. Patatesi seçtik arkadaşlar. 200 derecede pişireceğini gösteriyor bize ve 25 dakikada pişireceğini gösteriyor. Şimdi düğmesine basalım. Kapama düğmesine basıyoruz çalıştırmak için. Eğer ki karıştırmak istediğinizde burayı açıyorsunuz ve karıştırıyorsunuz. Tekrardan yerine koyduğunuzda otomatik olarak kaldığı yerden devam ediyor. Eğer ki bu pişirme bana tamam dediniz, bana bu kadar yeter dediğinizde kapatma düğmesine basıyorsunuz. Off yazısı çıkıyor. Burada tamamlanacağı anlamına geliyor. Ve belirli bir süreden sonra cihaz kendini kapatıyor. Kapandığında da bu şekilde ses veriyor size. Izgara moduna basıyoruz. Yanıp sönüyor. Ve ızgara modunu kapama tuşuna basarak başlatıyoruz. Izgara modunda da kaldığı yerden devam etme özelliği var. Tekrardan kapatalım. Bir videonun daha sonuna geldik. Dilim döndüğünce size Tefal'in Easy Fry'ini anlatmaya çalıştım. Ürünümüzün kutu açılışını, içinden çıkan malzemeleri. Dilim döndüğünce size kısaca ürünün nasıl çalıştığını anlatmaya çalıştım. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlar kısmına yazın. Cevaplamaya çalışacağım bütün yorumlarınızı. Eğer ürünü de kullanıyorsanız yorumlar kısmına ürünle ilgili yorumları yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Merak eden ve bu ürünü inceleyen arkadaşlara yardımcı olur. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.